Ediyoruz. Bu bölümde ekonomiyi konuşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün dedi ki ekonomide her şey yolunda, hiçbir problem yok. Ekonomi programı sonuç vermeye başladı dedi. Önümüzdeki ay enflasyonun %60'a düştüğünü göreceğiz dedi. Yıl sonu hedefi de bir orta vadeli programda 36'ydı. Durmayı amaçlıyoruz dedi ama 42'ye kadar da tolerans var dedi. 4 puan fark var arada. Bu 4 puan Avrupa ülkelerinde enflasyonla mücadele işini çözmüş, enflasyonu dizginleyebilen, bir noktada tutabilen, hukuk devleti, demokratik devlet olmayı başarabilen ülkelerde işte 3'ten 4'e çıktığı zaman ya da 4'ten 5'e çıktığı zaman hemen alarm zilleri çalmaya başlıyor. Ama bizde 38 de olabilir, 42 de olabilir. 4 puan canım ne olacak halindeyiz. Mehmet Şimşek bugün öyle dedi. 38 olabilir. Hedefimiz 38 ama 42'ye kadar tolerans var dedi. Gerçekten durum böyle mi? Ekonomide işler yolunda mı? İyi gidiyor mu? İktidar enflasyon hedefini tutturabilecek mi? Bunu konuşacağız. Bu arada emekli maaşları meselesine de yine bir parantez açacağız. Bu en düşük emekli maaşını artırmak gibi bir hazırlığı var. İktidarın 10 bin liradan 12 bin liraya yükseltileceği söyleniyor. Mehmet Şimşek de yoktu. Erdoğan da Amerika'da. Bir hazırlık var. Bu toplantıda bugün işte Cevdet Yılmaz'ın, Çalışma Bakanı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da hazır bulunacağı toplantıda bu konunun ele alınacağı duyurulmuştu. Ama sonradan bugün anlaşıldı ki toplantı olacak ama bu konu konuşulmayacak. Niye? Ne oldu sizce? Evet İnan Bey, kamuoyu gündeminde biliyorsunuz 2 günden beridir bu toplantı konuşuluyor. Bu toplantı olacak olmayacak ama emeklilerle ilgili bir adım atılacak mı atılmayacak mı, bunları bizler merakla bekliyorduk. Ben bu olayı şöyle yorumluyorum. Emeklilere bir artış yapılması gündemde, bu da şöyle gündemde, biliyorsunuz ki TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını 1.64 olarak açıklamıştı ve 6 aylık enflasyon değerleri dikkate alındığında memur ve memur emeklilerine %19.31, SSK ve Bağkur emeklilerine ise %24.73'lük bir enflasyondan kaynaklanan artış gerçekleştirilecek. Bu artık bilinen bir gerçek. Ancak en düşük emekli maaşı 10.000 TL olan bu kesime ise herhangi bir artış yapılmıyor. Aslında şöyle yapılıyor. Bu kişilerin kök maaşları neyse bu kök maaşlarına %24.73 oranında bir artış yapılıyor. 10.000 liranın altında kalıyor ise 5.510 sayılı kanunun geçici 19. maddesi kapsamında bu tutarları 10.000 liraya yükseltiliyor. Şimdi bu 10.000 lira maaş alanlar, yani bu 10.000 TL bareminde takılan emekliler ise hiçbir şekilde artıştan reel anlamda istifade edemeyecekleri için en azından bu kesime de %24.73 oranında bir enflasyon farkını yansıtalım maksatıyla siyasi iktidarın ve iradenin gündeminde. Baktığımızda 10.000 liraya %24.73 ne yapar diye hesapladığımızda 2.473 lira yapar. Bu da yani 12.500 TL banklarında bir ilave artışın yapılması gündemde. Fakat bugün bu toplantıda neler konuşulduğunu, neler anlatıldığını bilmiyoruz. Ancak emeklilerin biraz daha nabzını tutabilmek için siyasi iktidar burada emeklilerin tepkisini ölçüyor, nabzını ölçüyor. Eğer emekliler, kamuoyu gündemi oluşuyorsa bu konu, buna göre hareket edecekler. Eğer emekliler bu konuyla ilgili seslerini çıkarmazlarsa yaşadığımız bu ekonomik buhranda emeklilere, yani bu 10.000 TL ücret alanlara herhangi bir artış elbette ki yapılmayacaktır. Ancak siyasi iktidar burada ülke gündemini ve emeklilerin nabzını yokluyor. En azından bu tarz haberlerle, bu tarz söylemlerle emekliler rahat olun, sakin olun. Biz size bir zam yapacağız, yaptık yapacağız, verdik vereceğiz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz şu anda yurt dışında, Türkiye'de değil.
geldi gelecek, gelmek üzere diye biliyoruz. Yarın muhtemelen gelecek. Ki zaten böyle bir zam açıklamasını, böyle bir artış açıklamasını da Sayın Cumhurbaşkanı kimseye bırakmaz. Bu açıklamayı kendisi yapar. Ama Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapar. Ama sosyal medya hesaplarından paylaşır. Ama ulusal seslenişte paylaşır. Bu haberi kendisi verir. Bu haberi kimseye verdirttireceğini de ben düşünmüyorum. Ben bu konuda emeklilerin tepkilerinin ölçüldüğünü düşünüyorum. Emeklilerin beklentilerinin ölçüldüğünü düşünüyorum. Biraz da gündemi yakalamaya çalıştıklarını ifade ediyorum. Emeklinin gündemi zaten, yani emeklinin tepkisinin ne olduğu belli değil mi zaten? Mehmet Akif Bey, bunu ölçmeye ihtiyacı var mı iktidarın? İşte en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bunu 12 bin lira yapsanız ne olur? 14 bin lira yapsanız ne olur? Hal bu iken iktidar gerçekten de işte bu toplantı vesaire, buna ilişkin haberler bu sebeple duyuruluyorsa, niyet gerçekten bu olabilir mi? Bana pek yani biraz soru işareti doğurdu kafamda. O yüzden sordum. İnan Bey, bizlerin de kafamızda soru işareti, ama geçmişte yaşadığımız örneklere baktığımız zaman bunun bu olduğunu görüyoruz. Bundan yaklaşık 1,5 sene öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Kayseri mitinginde bağ kurulara 7200 prime indireceğiz diye de bir söz verdi. Yaklaşık 15 ay geçmesine rağmen bu söz tutuldu mu? Tutulmadı. Ve şu anda Bağkur 7200'le prim indireceğiz de demiyorlar, indirmeyeceğiz de demiyorlar. Muallakta bıraktıkları bir konu. Yani baktığımızda siyasi iktidar, evet emekliler gündemde, kamuoyunun gündeminde, ama pes etmiş bir emekli mi var karşılarında, yoksa hak arama mücadelesine devam eden bir emekli mi var karşısında? Şu an ölçmek istedikleri, değerlendirmek istedikleri bana göre budur. Sizce hocam? Yani şöyle, seçimden önce de bu mesele çok tartışıldı. Erdoğan emeklilere neden beklediğini vermiyor diye. Ben o zaman bunun 3 ihtimalinin bulunduğunu söylemiştim. Ya emeklilerin tepkisinden korkmuyor, yani bu sandığa yansımaz bu tepki diyor, ki yansıdı. Ya sorunu kendi çözmek istiyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir yöntemi vardı. Vardır demiyorum artık, geniş zaman kullanmıyorum. Vardı. Bir sorunu konuşulmasını bekler. Herkes o konuda iktidarı eleştirir ve en nihayetinde vatandaşın beklediği adımı atardı. Mehmet Ali Bey'in dediği gibi, bunu Mehmet Akif Bey'in pardon, kendi açıklardı. Ve tırnak içinde reis bizi duydu imajı yansıtılırdı. Diğer ihtimalde hem emekliye zam verecek takati yok ekonominin diye düşünüyordum. Bence üçüncü şıkkın artık daha baskın olduğuna ben yavaş yavaş kani takat oluyorum. Yok. Evet. Şimdi şöyle bir